Dün Can abi katıldı yayınımıza, Can Değer. Ve dedi ki yani TikTok Türkiye'ye falan bir şey yapmasına, yazmasına gerek yok devletin. Bankalardan TikTok üzerinde yapılan ödemeleri rica ettiği anda, ya yani istediği anda diyeyim, bütün mevzu çözülür dedi. Ben buradan yalvarıyorum. TikTok'un canlı yayın gelirleri araştırılsın. Bu sadece Twitch'te sınırlı kalmamalı. Radara Twitch takıldı ama hepsi temizlenmeli. Hadi şimdi videoya geçelim. Hem de bizim tarzımızda. Evet dostlar, nasılsınız? Keyifler yerindedir inşallah. Benim son birkaç gündür Twitch mevzularından, ıvırlardan zıvırlardan dolayı biraz canım sıkkın. Genel anlamda mutsuzum olan durumlardan ötürü. Bununla ilgili bir video çekmek istedim. Geçen çarşamba akşamıydı yanlış hatırlamıyorsam. Burak Güngör'ün yayınında Twitch'teydim. O sırada işte bir takım açıklamalar falan yapıyordu Burak. Ben de katıldım, konuştuk biraz. Ondan sonrasında hesabına saldırı yapıldığını, Discord'undan kimlik bilgilerinin ifşalandığını, kendisiyle ilgili bir takım detayların vesairelerin WhatsApp'ından adama atıldığını, kimlik bilgileriyle ilgili bir takım işlemler yapıldığını vesaireyi söyledi. RT yayınına DDoS yapıldı. Bunları yaşadık. Aslına bakarsanız bunlar hani bizim bilmediğimiz ya da ilk kez karşılaştığımız, yeni gördüğümüz vesaire şeyler değil. Bunlar hakkında biraz konuşmak istiyorum. Artı bütün yayıncılar vesaireleri görüyorum. Twitch'ten bir takım atraksiyon bekliyorlar, bir takım hamleler bekliyorlar. Haklı olarak, kendilerince geçerli sebepleri var. Bu bekledikleri tepkilerin hakkında ne düşündüğümü, bunun ne kadarlık bir Twitch'in suçu olduğunu, Twitch'in bu konuda ne yapması gerektiğini bence kendimce, ne yapabilir daha iyi olacağını. Artı yayıncıların bu sistemi düzeltebilmek için, kendilerini koruyabilmek adına gerek Discord'da gerek de OBS içerisinde gerek Twitch içerisinde ne gibi aksiyonlar alabilecekleriyle ilgili biraz konuşmak istedim. Videonun sonuna doğru onları da söyleyeceğim. Bizlerle ilgili ifşa edilen şeyler, bilgilerin paylaşılması, bilgilerin internete sızması vesairelerin nelere yol açabileceği üzerine, bunları bulmanın kolay olup olmadığını biraz anlatmak, konudan bir haber olan kullanıcılar için de siz izleyenler için de biraz daha farkındalık oluşturmak için böyle bir video çekme kararı aldım. Bu video biraz böyle bir MSL tadında olacak. Genelde MSL videolarını biliyorsunuz. Gündem ve ülke durumu üzerine yapıyoruz veya gençlerle ilgili yapıyoruz ama bu konuda biraz da böyle MSL'ye kayıyor azıcık. Hani hepimizin sosyal ilişkilerini, sosyal medyasını, sosyal medya ünlüleriyle olan ilişkilerimizi vesaireleri ilgilendirdiği için bence önemli bir husus. Şimdi sızma olayları vesaire gibi konular, kullandığınız parolanın, sizle ilgili bir e-mail adresinin vesairelerin bir site hacklendikten sonra veri tabanı içerisinde sızması olayı çok bilindik, çok karşılaştığımız ve sıklıkla gördüğümüz, özellikle internet ortamında çok gördüğümüz bir durum. Yeni bir şey değil. Hatta ben yayınlar esnasında birçok kez parolalar daha evvelden hacklenmiş mi? Bu e-mail adresi hacklenmiş mi? Bu bilgiler nerede yer alıyor? Nasıl bulunuyor internetten? İşte Have I Been Pwned vesaire gibi sitelerden nasıl bakıyorsunuz? Sonra gidip o veri tabanını nasıl elde ediyorsunuz? Bu kanalda YouTuber Hack diye bir tane video olması lazım. Orada mesela anlatmıştık. Bütün yayıncıların vesairelerin şifrelerini, parolalarını göstermiştik size hatırlatmıştık. Yani bunlar çok bilindik olan şeyler ama konuya giriş olarak anlatmak istediğim nokta, çalınan Pelin'in ekrana yansıtılan TC kimlik numarası, ev adresi vesaire gibi veriler nereden geliyor? Hangi datayla bulunuyor? İçerisinde bu datanın neler var ve bunlarla neler yapılabilir? Mevzusu üzerine biraz konuşmak istiyorum. Şimdi güncel anlamda benim bu konuyla ilgili güncel bilgim yoktu. O yüzden ben en son bıraktığımda bundan bir 7-8 sene önce daha evvelden işte nüfustan elde edilen veriler, bir de seçimlerden elde edilen veriler olduğunu ve bunların piyasada dolaştığını vesaire biliyordum. Ondan sonra yeni veriler, yeni datasetler nereden alınıyor, ne oluyor, ne bitiyor bilmiyordum. Bununla ilgili biraz araştırma yaptım. Devlette bir takım kurumlarda siber güvenlikle ilgili çalışan kurumlardaki arkadaşlarıma ulaştım. Onlar da sağ olsunlar benimle bir takım bilgileri paylaştılar. Ben de bugün sizlere aktarmak istiyorum. Enteresan bir teknoloji var arkadaşlar burada kullanılan. Pelin'in başına gelen dataset buradan bulunmuştur, bulunmamıştır ayrı konu ama bu anlatacağım yöntemlerden bir tanesidir. Onu aktarmak istiyorum size. Önemli olan şu, nüfus bilgileri, yani sizin vatandaşlık bilgileriniz raid limit olmadan, yani sorgu sınırlaması olmadan isteyen kurum ve kuruluşlarla paylaşılabiliyor. Bu son derece normal bir prosedür ve bu zaten normalde olması gereken. Bu genelde bu sorgular için bir sınır vardır. Sorgu başına, API'ye gelen sorgu başına fiyatlandırma, ücretlendirme olur. Burada da öyle bir sınırlamanın olmadığını öğrendim ben. Bu şuna neden oluyor. İstediğiniz kadar, istediğiniz kişi için istediğiniz sıklıkla sorgu yapabiliyorsunuz. Peki bu insanlar bu veri tabanından nasıl kafalarına göre sorgu yapabiliyorlar? Şöyle yapabiliyorlar. Bir tanesi sigorta acenteleri vasıtasıyla olabiliyor. Veya bir sigorta şirketi vasıtasıyla, küçük bir şirket vasıtasıyla olabiliyor. Telefoncu, meleponcu vesaireci falan gibi yerlerde olabiliyor. Daha evvelden elde edilmiş başka anlaşmalı kurum kuruluşların onlar tarafından kopya alınmış, ondan sonra bu kopya üzerinde çalışma olabiliyor. Adam paravan bir şirket üzerinden sınırsız sayıda sorgu yapabiliyor. Mesela adam gidiyor bir sigorta acentesini hackliyor. Ondan sonra gidiyor bu API'nin üzerine, yani bu sorgu ekranının üzerine kendi bir arayüz yazıyor. Sonra bu arayüz
yüzden de istediğiniz kadar sorgu yapmanıza olanak tanıyan bir servis olarak bunu satışa çıkartıyor. İşte bir takım mecralardan. Böylelikle gidip insanların istediğiniz gibi TC kimlik numarasını falan sorgulayabiliyorsunuz. Ha diyeceksiniz ki bu adamlar bu kadar kolay sorgulayabiliyor, takip edilmiyor mu bu falan? Edilmiyor ama şöyle bir şey var. Mesela devlet büyüklerimizden birkaç tanesinin TC kimlik numarasını takip etmeye kalktığınız zaman, araştırmaya kalktığınız zaman... Biziz. Gel abi gel. Uzat elini. Işık hızıyla takibe alınıyorsunuz. Öyle de bir durum var yani. Ona da dikkat etmek lazım. Genelde zaten burada gördüğümüz olay bu, insanlar erişimi bir arayüz vasıtasıyla yapıyorlar. Direkt olarak dataset'in kendisi kendilerinde bile değil. Aracı kurum hacklenmiş veya bir aracı kurumda anlaşma yapılmış. O aracı kurum üzerinden sınırsız sayıda sorguyla bu işi hallediyorlar. Yani işin mevzusu bu. Hemen YouTube videosunun sonuna kadar izliyorsunuz. Sonunda beğene tıklıyorsunuz. Abone oluyorsunuz. O da yetmiyor. Yorum yazıyorsunuz. Böylelikle YouTube'a ekliyorsunuz. YouTube supra. Şimdi bu datayı ele geçirdi adam. Benim TC kimlik numaram, adımı, adresimi bilmem neyim buldu. Yapabileceği o kadar çok şey var ki. Yani burada hepsini söylemek istemiyorum ama daha evvelden bu internet ortamında adres bulununca yapılan şakalar bilmem ne falan filan, toksik hikayelerle ilgili internette bir araştırma yaparsanız bir sürü şey var. Onun dışında kimlik hırsızlığıyla işte adamın üstüne kredi çekenler, kimliğini çaldıktan sonra ona borç yazdıranlar, bilmem ne yapanlar böyle vesaireler, gazetelerde bir sürü şey çıkıyor ve bunların hiçbiri keyifli şeyler değil. Hepsi tat kaçıran şeyler. Böyle şeylere neden olabilir belki. Uygun, güvensiz ortam sağlanmışsa eğer bu kurumlar ve kuruluşlar tarafından, bu sağlanabilir. Yani bu iş bayağı bir tehlikeli, özellikle mağdur için can sıkıcı bir noktaya doğru gidebilir. Burada Pelin'in ve Burak'ın başına gelenler buna güzel örnektir yani. Hoş değil, bir sürü şeye neden olabilir. Bu bir zorbalık metodu ne olursa olsun. Karşı taraftakini yıldırma, psikolojik olarak ona zarar vermek. Psikolojim bozuldu. Korkutma, sindirme vesaire için kullanılacak bir yöntemdir. Zorbalık demişken mevzuyu Twitch'e getirmek istiyorum. Platform diyelim hadi buna. Twitch olmak zorunda değil. Platform dediğiniz ortamda bugüne kadar birisinin kanalına gidip de kanalını böyle kendi kitlesiyle basıp oradaki yayıncıya huzursuz eden, huzuru kaçıran, bilmem ne yapan bir sürü insan oldu ve bu platform bunlara karşı çok geç reaksiyon verdi. Biz bunu gördük. Ama bununla beraber adamın kendi izlediği videoda bir şey açıldı, bir şey göründü, ucunda ne bir şey ortaya çıktı diye adamı 2-3 gün, 2 ay, 1 ay, 3 ay neyse banlayan bir platform. Yani kendine göre çok enteresan dinamikleri olan bir platform. Yönetim anlamında nasıl yönetiliyor, neye göre yönetiliyor, bunların hepsi neye göre kriterleniyor, bunları inanın bilmiyorum. Aklım da ermiyor bir noktadan sonra. Çünkü saçma, yani bana saçma geliyor. İllaki geçerli bir sebepleri vardır ama bana çok mantıklı gelmiyor. Ben baktığım zaman abi burada şeyi görüyorum. Yani kayırmacılık da demeyelim de hani attığın taş vurduğun kuşa değiyor mu değmiyor mu ona bakıyorlar. Eğer değiyorsa işlem yapıyorlar. Değmiyorsa yapmıyorlar. Biraz böyle hani enterprise, hani böyle büyük şirket bakış açısı içerisinde değerlendiriyorlar durumu gibi gözüküyor. Ama bu yayıncı açısından değerlendirdiğinizde, platforma yıllarını vermiş bir insan açısından değerlendirdiğiniz zaman hoş değil be abi. Adam oraya yıllarını gömmüş, bir sürü iş yapıyor. Diyeceksiniz ki abi oturduğu yerde oyun oynuyor. Öyle diyebilirsiniz ama buna da saygı duyarım. Hani bu sizin kendi anlayışınızdır. Ben empati yapmaya çalışıyorum. Orada bir emek var, bir çaba var ve bu çaba günün sonunda anlamsız tuhaf yerlere gidiyor ve onca emeği acaba ben silsem mi, başka yere mi taşısam vesaire didittiriyor bu ilgisizlik ve alakasızlık durumları. Bu açıdan can sıkıcı sevgili dostlar. Bu açıdan keyifsiz. Diyeceksiniz ki abi niye bu platform bu yayıncılarını korumuyor? Bu platform bu yayıncılarına tepki vermiyor. İşte hani koruyacağız vesaire. Valla inanın ben de bilmiyorum. Bununla ilgili birkaç spekülasyon var. Söylenene göre bu platformdaki gelirlerin %2'sini oluşturuyor Türkiye pazarı. Bu küçük bir pazar olduğu için de çok önemsenmiyor deniyor. Ama abi yani ister %2'sini oluşturur, ister %1'ini oluşturur, ister %10'unu oluşturur, neyi oluşturursa oluşturursun. Nihayetinde burada bir emek var, bir çaba var ve bu çaba karşılıksız kalıyor. Yalnız hissediyor insanlar kendilerini. Platform üzerinde bize bu konuyla ilgili hiçbir dönüş olmaması bizim canımızı aşırı derecede sıktı. Ya abi kendisi bilmem ne siber zorbalıkla bilmem neyle ilgili 1000 tane mail atıyor. Bununla ilgili gerekli aksiyonlar alacağız. En ufak bir şikayette şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz bilmem ne. Abi Twitter yıkılıyor. Millet günlerdir bas bas bağırıyor. Arkadaşım bize böyle böyle şeyler yapılıyor. Bak burada böyle insanlar var, bilmem neler var falanlar filanlar var. Ne olur bununla ilgili bir aksiyon alın, bir şey yapın falan diye. Abi 2400 kişiden bahsediliyor. Bilmem ne kadar iş yapılmış, ıvır olmuş, zıvır olmuş. 10 milyon dolardan bahsediliyor. Böyle bir para var ortada ve bu adamlar 150 kişi için işlem başlattık diyor. Açıklamada bir espiritüel ya. T'yi alır gibi. Ve ben tatminkar bulmadım. Açık konuşayım. Hani kendileri bilirler. İllaki bir geçerli sebepleri vardır kendi kafalarına göre ama çok tatmin olmadım açık konuşmak gerekirse. Demek istediğim günün sonunda bu
burada yapılabilecek hadise, platformdan beklenen olay, bu konularda daha bir açıklayıcı, daha bir önlem alıcı, daha bir etkileşime giren, insanların yanında olduğunu gösteren bir şey. Hani biz de araştırıyoruz, kolluk kuvvetleriyle her türlü işbirliği içindeyiz, bilmem ne diye bir açıklama yapsa mevzu bu kadar büyümeyecek belki. Yani platformun kendisine yönelik olan bir ağır zarar var şu anda. Hani ciddi anlamda, isminin karışması anlamında çok ciddi bir zarar görüyor platform ve bu kimsenin umurunda değil. Ya olabilir. Ona da saygı duyuyorum. Hani belki de umurlarında başka bir şey yapıyorlar. Biz bilmiyoruz. Belki bundan 3 gün sonra ben diyeceğim ki oba tamam eyvallah adamlar haklıymış. Biz haksız çıktık diyebiliriz. O zaman da gelir bu videonun altında editleriz abi. Deriz ki biz yanlış biliyormuşuz. Adamlar o sırada bunları yapıyorlarmış. Şöyle şöyle şey yapmışlar. Ya kendileri de mağdurlar abi bu işten. 10 milyon dolardan %30 kazanıyor bu adamlar. Tamam mı? Baktığınızda bit gelirlerinde ilk o bit alınırken %30'unu kesiyor bu platform. %30'unu kazanıyor. Abi o zaman bakın 10 milyon dolardan 300 bin dolar eder. Adam direkt 300 bin dolarlık mağduriyet içerisinde şu anda. Parayı alanlar, geri alanlar alıyor da parayı geri alamayanlar diye açısından bakarsan hem mağdur hem suçlu durumuna düşüyor platform. Öyle de bir durum var yani, saçma sapan bir noktaya gidiyor hadise. Mutlaka bir çözüm olması gerekiyor. Bu platformun kendini savunduğu, bir şekilde bu olaylara karşı bir reaksiyon göstermesini insanların beklemesinden daha doğal bir şey yok. Şimdi gelelim mevzunun teknik kısmına. Şimdi bir yayıncı için olayın teknik kısmını değerlendirelim. Şimdi dostlar, normalde Twitch üzerinde biliyorsunuz bir adet var. İşte adam donate attığı zaman, yani bir bağışta bulunduğu zaman, bit attığı zaman, abone olduğu zaman chatte yazdığı bir şeyin ekranda görünmesi gibi bir adet var. Bu son derece normal. Şimdi Twitch geçen ayda birkaç tane chat için güvenlik önlemi getirdi. Bir tanesi dedi ki telefon doğrulaması olmayan kullanıcılar benim chatime yazamasın diyebiliyor yayıncılar. Böyle güzel özellikler getirdi. İşte eğer telefon doğrulaması yoksa A hiç yazamasın. B hesabı işte atıyorum bilmem ne kadar zamandır takip ediyor olsun beni. C hesap bilmem ne kadar zaman önce açılmış olsun. D hepsi mesela. Öyle seçebiliyorsunuz. Öyle bir avantaj var. Bu chat için önemli. Ama unutmayın ki cheer bit bilmem ne işte donate'lerde bunu bypass edebilirler. Ama bu bir önlemdir. İkincisi ya abi böyle bir adet olduğunu biliyorsun. Böyle bir olasılık ilk defa Pelin'in başına mı geliyor? Google'a girin bir bakın bakalım. Neyler kötü gidebilir? Hani what can go wrong diye bir bakın bakalım Twitch streamerları açısından diye. Bir sürü saldırı metodu anlatılıyor. Bu saldırı metotlarından bir tanesi de bu. Kişinin bilgilerinin yayınlanması. Tavsiye edilen önlemler neler abi? OBS'den ayar yapmak. Anlatacağım detayını. Başka bir iki önlem almak vesaire diyor. Ama platformun kendisi bununla ilgili bir önlem almıyor. Yani o kadar basit ki abi, bir tane JavaScript kodu ya, diyeceksin ki donate bit geldiği zaman önce moderatör görsün. Bitti. Bu kadar ya. Sistemden aç bunu. Auto hold et ya. Bir tane auto filtrelemen var ya. De ki bunlardan geldiği zaman donate bitler. Auto hold et abi, ekrana verme. Bu kadar. Asikume. Yani platformda bunu yapmaları çok kolay. Moderatör onayladığı anda da ekrana görünür. İsteyen yapar, isteyen yapmaz. Ama sen bu güvenlik önlemini koy abi. Çok atla deve bir şey değil yani bu. Ha, bunu manuel olarak yapma yolu yok mu abi? Var. Hikaye şu. Kendi kişisel bilgilerinizin belirli bir kısmını. İşte atıyorum mesela TC kimlik numaranızın ilk 5 hanesini. Telefon numaranızın kendisini. Veya TC kimlik numarasının kendisini. Adresinizin bir kısmını. Tamamını vesaireyi. Adresin içinde geçen kelimeleri. Ivırı zıvırı. Adınız, soyadınız, zartınız, zurtunuzla ilgili olan kısımları. Alın abi. Yasak saklanmış kelimeler içerisine ekleyin Twitch üzerinde. Böylece chat'e hiçbir şekilde ister donate atılsın ister şey yapılsın, chat'e hiçbir şekilde gelmeyecek. Ne olur? Chat'e gelmediği zaman ekrana gelmeyecek. Diyeceksiniz ki abi o zaman donate attıklarında, hani bit değil de sistemin dışından donate atıldığında o API'den bağlandığı için oradaki gelecek. Abi onun da çözümü belli. Alerti koyuyorsunuz ya, çıkıyor ekranda bir şey yazıyor. Adamın ismi yazsın sadece, mesajını koymayın oraya. Ama onu da Streamlabs'ten veya OBS'ten yapabilirsiniz. Bütün donate bitlerde ve subs'larda adamın adı yazsın ve ne kadarlık donate yaptığı veya bit attığı görünsün. Mesajının ne olduğunu sen kendin gör. Senin önüne düşsün. Sen oradan oku. Yapabilir misin? Yaparsın. Mesela böyle de bir güvenlik önlemi alabilirsin yani. Bu işin teknik kısmı. Hani yayıncının kendini koruması. Mesela Burak'ın başına gelen hadiseye baktığım zaman da mesela Discord'da da böyle şeyler var. Abi ben anlamıyorum zaten. Bu adamlar Discord kullanıyorlar ve diyorlar ki Discord'da güvendeyiz. Adam modemi söktü götürüyor. Ben de merak ettim. Gittim Discord'un kolluk kuvvetleriyle anlaşmaları neler? Ne gibi çalışmalar yapıyorlar? İşte isim paylaşıyorlar mı? Bilmem ne oluyor mu falan filan diye merak et. Abi Discord diyor ki ben senin e-mail adresini, IP adresini, kullanıcı adını bilmem neyi tutmam özellikle. Kimseyle de third party'le de paylaşmam. Ama eğer sen gidip de işte atıyorum Amerikan bilmem ne bilmem ne bilmem ne kanunu, girin bakın web sitesinde yazmışlar. Benden bir yetkili kurum, kolluk kuvveti, adli makam benden bu bilgileri isterse ben bunları paylaşırım. Abi şimdi Amerika'da vekalet almış olan bir avukat bunlara gider, başvuruda bulunur. Ondan sonra da bu bilgileri isterse Türkiye'deki yetkili merciler adına takır takır Discord'dan bu bilgileri alır. Bu Discord'da bu işi çeviren arkadaşları anlamıyorum. Yani gizlilikse gizli değilsiniz abi.
VPN'le yapsanız ne olur? VPS üzerinden Discord'a girseniz ne olur? Girdiğiniz, bastığınız her yerde iziniz çıkıyor. Her şekilde onların hepsi geri trace edilebilir. Size bilgileri paylaşmayacağını söyleyen her kurum sizle ilgili bilgileri satabilir. Bu işi yapıyorsunuz. Bütün işi firmalara bırakıyorsunuz. Yani onu da anlamış değilim. Hani Discord böyle bir ortam değil. Discord leş bir ortam. İğrenç bir yer yani. Hani ben kesinlikle Discord seven bir adam değilim. Zaten Discord sunucumu da böyle kapatıyorum, açıyorum kafama göre. Hiç öyle aktif bir Discord kullanıcısı da değilim yani. Bizim sunuculara böyle bir bayağı şikayet eden bir sürü insan var yani. Oradan banlandım buradan. Abi boş ver, banlan bizim Discord'dan zaten. Ne olacak yani? Hayatından ne eksilir? Boş ver ya. Banlan yani. Hiçbir sorun yok. Şuna geleceğim. Discord böyle çok güvenli müvenli bilmem ne, encrypted encrypted bir ortam da değil yani. Buna güvenip böyle hareket etmek de büyük cesaret. Ona da bir şey diyemiyorum. Ben olsam yapmam yani. Genel anlamda baktığınızda durum bu. Böyle insanlara zorbalık yapılınca ben mutlaka izin vermem diyen bir platform. Gizlilik ve hiçbir şekilde kimsenin onlara ulaşamayacağını düşünüldüğü başka bir platformun kullanılması. İnsanların kimlik bilgilerinin bilmemlerinin çatır çatır ifşa edilmesi falan, bunların hepsi bir araya geldiği zaman enteresan bir hafta yaşadık ya. İlginç. İnsanlarda böyle bir özgüven. Enteresan hareketler. Vallahi diyecek bir şey de bulamıyorum yani. Yayıncılara da tavsiyem, açın abi. Discord'unuzda da telefon verifikasyonunu açın. Girip konuşmasınlar ya. Gelsinler, baksınlar. Gitsinler yani, çok istiyorlarsa insanlar. Yani sizin kimlik bilgilerinizden veya sizi koruyamayan platformlara karşı alacağınız önlemlerden daha kıymetli değil sevgili yayıncı dostlarım. Kapatın abi her şeyi. Limitli olsun her şey. Telefon numarasıyla verify etmiş olan düzgün insanlar gelsin. Ha diyeceksin ki abi adam sahte telefon numarasıyla gelemez mi? Güzel kardeşim, gelir de o telefon numarasını kullandığı voice gateway de onun logonu tutuyor. Hani o telefonda mutlaka logo oluyor. O yüzden onu getirdiği zaman da onda ona gerisin geri döndürülebilir ve o bilgiyi de paylaşır. Telefon numarası bilgisini de paylaşacağını söylüyor Discord zaten. Bir de şu var yani, adam bir tane sahte yapar, iki tane sahte yapar. Eşinin, dostunun, amcaoğlunun, kuzeninin bilmem neyinin telefonunu alır. Ondan sonra adam 5 kere gelir. 6. da banlarsın. Gelecek telefonu kalmaz herif. Veya bir sürü iş olur. Der bununla mı uğraşacağım? Mesela bu da olabilir. Bilemiyorum şimdi. Yani genel hatlarıyla öyle bir canım sıkıldı. Öyle bir paylaşayım dedim arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu hafta vallahi beterdi. İnternetin genel olarak platformların hepsinde bu problem var. Bu problem yeni bir şey değil. Buna karşı aksiyon alınmasını beklemek de bir yayıncının, bir sosyal medyacının vesairenin en doğal hakkı olduğunu düşünüyorum. Twitch'in direkt bunda bir suçu var mı? Twitch kendi yaptığı bir hatadan sonra bunların olabileceğini öngörerek bununla ilgili feature'ları yani yetenekleri ürününe eklemeliydi. Biz bunlar için işte atıyorum Streamlabs ayarlarımızla, işte ondan sonracığıma bilmem ne ayarlarımızla uğraşmamalıydık. 2 ay önce hacklendi, leaklendi bu Twitch database'i. Bununla ilgili bir aksiyon almasını bekliyordum ben. Almadı. Ceremesini buradaki insanlar çekiyor. Bu insanlar mağdur oluyor. Halen daha bir tepki yok. Ha yani bunda tek suçu da şey mi? Küçük pazar olan Ülgü Yurdum. Ah canım. Öyle bir kızdım arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşene dek Allah'a emanet olun. Can kaçar. Bye YouTube. Abone olun oğlum.